Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tarifimde patlıcan saklama yöntemlerinden birini gösteriyorum. Şişe kaynatmayacağız. Çok daha kolay bir yöntemle tazesi gibi kışın tüketebileceğimiz çok lezzetli ve en kolay şekilde saklama yöntemlerinden birini göstereceğim. 2 kilo kadar patlıcan, bir baş sarımsak, yarım kilo yeşil biber, 1 kilo domates kullanacağım. Kavanozlarımı hazırladım, steril ettim. Yıkayıp kabuklarını soyduğum patlıcanlarımı yemeklik olacak şekilde doğradım. Öncelikle acı suyunun gitmesi için üzerine 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Bolca su ekliyorum. Bir 10-15 dakika içinde suyunu salıyor, böyle koyu kahverengi acı suyu o şekilde çıkıyor. İsterseniz tuz yerine şeker de ekleyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel bir şekilde acı suyu çıkacaktır. İçerisine istediğimiz kadar domates, biber, sarımsak ekleyebiliriz. Eklemeden de yalnız patlıcanla da yapabiliriz. Ben biberlerimi bu şekilde iri iri doğradım. Domateslerin de kabuklarını soyup yine iri iri, çok da iri olmayacak şekilde orta büyüklükte doğradım. Biraz da sarımsak hazırladım. Patlıcanlarımı yıkayıp süzdürdüm. Ocağımın altını yakıyorum. Tencereme biraz yağ ekliyorum. Ben video çekebilmek için az miktarda gösterdim sizlere. Küçük bir tencerede yaptım. Yağ ekleyip üzerine hemen patlıcanlarımı, biberimi, domatesimi aynı anda alıyorum. Kavurmaya başlıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ara ara kavurmaya devam ediyorum. Bir miktarda su ekleyip bir 15 dakika kadar pişireceğim. Patlıcan kolay pişen bir sebze olduğu için miktara göre 10-15 dakika, patlıcanınızın miktarına göre 10-15 dakika kadar pişirebilirsiniz. Çok az miktarda da tuz ekliyorum. Ben geçen sene tuz eklemeden yapmıştım. Ama bir miktar tuz eklemenizi tavsiye ederim. Tuzsuz da güzel oluyor fakat bir doktordan duymuştum. Konservelere az tuz eklenirse bakteriler için faydalı diye. O şekilde ben de artık tuz ekleyerek yapıyorum. Orta seviyede pişirdiğim, yani ne çok pişmiş ne az pişmiş olan patlıcanlarımı hemen sıcağı ile kavanozlarıma dolduruyorum. Yeni kapak kullanmamız gerekiyor ki kapağımız tam olarak tutsun ve vakumlansın. Uzun süre saklayabilmemizin sırrı kapaklarda. Steril ettikten sonra güzelce kuruluyoruz. Kavanozumuzun kenarlarında aynı şekilde kuruluyoruz. Kavanozda hiç boşluk kalmaması gerekiyor. O yüzden benim yaptığım gibi su kaynatıp kaynamış suyu hemen sıcağıyla dökebilirsiniz. Yeni kapakları sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi peçeteyle veya bir bezle hem kavanoz kenarlarını hem de kapakların içlerini güzelce kuruladıktan sonra sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Elinizin yanmaması için bir bezden yardım alabilirsiniz. Burada da size çiğden kavanozu doldurup kaynatarak yaptığım konservemden bir küçük bölüm gösteriyorum. Güneş görmeyen serin bir ortamda kış boyu muhafaza edebilirsiniz. Hatta 2 sene bile dayanıyor. Deneyecek olan herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.